Küresel ısınmaya bağlı yaşanan iklim değişiklikleri, yeraltı sularını besleyen yağış rejimini de değiştirince su sıkıntısı her geçen yıl kendini daha fazla hissettirmeye başladı. Ege bölgesinde Kütahya ilindeki Murat Dağı'ndan doğarak Uşak ve Manisa'ya geçerek İzmir Foça'da Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometre uzunluğundaki Ege bölgesinin ikinci büyük nehri olan Gediz Nehri neredeyse kuruma noktasına geldi. Derinliği 2 metreyi bulan nehirde su seviyesi yer yer 10 ila 15 santimetreye kadar düşerken Manisa Ovası'nı yıllarca besleyen nehir kullanılamaz hale geldi. Yaşanan kuraklık ve kirlilik Manisa Ovası'ndaki üreticileri yeraltı sularına yönlendirirken yer altında su bulmakta zorlanan üreticiler önümüzdeki yıllarda su sıkıntısının daha fazla kendini hissettireceğini dile getirdi. Barajlarda su toplanması, havaların kurak gitmesi ve bir de fabrikaların Gediz'e pisletmesi. En az 2 metre olması lazım normalinde. Kuraklığı bağlıyorum. Nedeni kuraklık. Yani barajda yağışların az olması. Yeraltı sularının seviyesinin düşmesine neden oluyor. Yani su sıkıntısı seneye büyük ihtimal çekeceğiz. Yani çoğunluğu damlama sistem yeraltı suyu kullandığımız için. Çoğu su derinliği 20 metreye kadar düştü. Yani dinamalar, tulumbalar çalışmamadı durumunda şu an. Sağ olun hayatım, sağ olun. Gediz'de son günlerde su akmaz oldu diyebiliriz. Sözlerime böylesine karamsar bir cümleyle başlamak istemezdim. Ama şu günlerde Gediz Nehri'nin temiz su kaynağı atık su arıtma tesislerimizin çıkış suyu. Kurum olarak Gediz'e tesislerimizde içme suyu kadar berrak hale getirdiğimiz suyu veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu ve hedefleri doğrultusunda Gediz yok olmasın, eski özlenen günlerine geri dönsün diye çalışıyoruz. Gediz'de yaşanan bu azalmanın sonucu olarak ortaya çıkan sudaki oksijen azalması da balık ölümlerini beraberinde getiriyor. Tabii bu sadece Manisa'da yaşanan bir durum değil. Ülkemiz genelinde nehirlerde su debisi çok büyük miktarda düştü. 2017 yılında İtalya'nın Roma şehrindeki meydanlarda süs havuzları ve çeşmelerdeki suyu kuraklık belirtisi nedeniyle kapatmaya gitmişlerdi. Güney Afrika'da da benzer tedbirlere gidilmişti. Bu ifadelerimle belirtmek isterim ki su kıtlığının tüm dünyada sorun olduğudur. Maalesef su kaynaklarımızı çok hoyrat ve bilinçsiz bir şekilde tüketmeye ve amacı dışında kullanmaya devam ediyoruz. Gelecek yılların daha zor geçmemesi için tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Evlatlarımıza ve geleceğimize daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bir kez daha tüm hemşerilerimi gereksiz su kullanımından kaçınmaya, sularımızı kirletmemeye ve içme suyumuzu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum.